Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün özellikle jeopolitik risklerin piyasaya yansımasını, ekonomiye yansımasını konuşmaya devam edeceğiz. Antalya ev sahipliği yaptı iki liderin buluşmasına. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını dinledik. Maalesef ne yazık ki orada geri adım atılmadı. Dolayısıyla sivillerin tahliyesine ilişkin açıklamalar vardı ama savaş devam ediyor. Artık müdahalede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonda müdahalesinde 15. günü de geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi tabii emtia fiyatları yükseliyor. Zaten pandemiden dolayı sıkıntı vardı arz ve tedarik taraflarında. O yüzden bu başlıkları Çağdaroğlu Grup Şirketler Genel Müdürü Kenan Aracı ile konuşacağız. Programın ilk bölümünde kendileri nasıl etkileniyorlar hem enerji fiyat artışlarının hem de sanayi metallerindeki yükselişten. İkinci bölümde ise Eskar Genel Müdürü olacak. Halk arzdan sonraki hissenin performansı, filo kiralama tarafı, araç fiyatları, ikinci el pazarı, aracılık faaliyetleri bunları ele alacağız. Ve son bölümde de İpek Özkardeşkaya ve Serdar Pazı ile de Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentiler ve dolar Türk lirasının 2 ayın zirvesine yükselmesini konuşacağız. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Önce dolar TL diyelim hatta 14.81.53'ten geçiyor işlemler. Gün içi yüksek seviyelerdeyiz şu an. 20 Aralık'tan beri aslında bu seviyeleri görmedik kur tarafında ki arkadaşlar da ekrana getirdi. Kademe kademe 14.60'lardan 14.81'e doğru yükseldi. Euro TL'de de benzer bir yükseliş var. Son birkaç gündür aslında Türk lirası genel olarak zayıf bir performans sergiliyor. Sadece dolar ve TL karşısında değil, diğer geçen ülke kurlarına göre de olumsuz ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Geçen hafta kapanışından itibaren bakıldığında %8,5 Rus rublesi değer kaybederken %5 de Türk lirası değer kaybetti. O yüzden negatif ayrışma devam ediyor. Rubleden sonra en fazla satılan para birimi Türk lirası. Devam edelim Borsa İstanbul'la. BIST 100'de kurdaki bu yükselişe rağmen bir satış baskısı görmediğimiz gibi hatta borsa dolar cinsinden çok ucuz diyor analistler. O yüzden yükselişini sürdürüyor. 2044 puan seviyesindeyiz BIST 100'de. Uzun süredir oradaki direnç seviyeleri aşılamıyor. 2100'ler seviyesine doğru bir yükseliş yaşansa da aslında genel olarak devamında bir ivmelenme olmuyor. Bugün de sınai taraf borsayı yukarı çekmeye çalışıyor şu an. Bu sınırlı artıda olmamızın sebebi sanayi hisselerindeki %0,61'lik yükseliş. Mali endeks ve bankacılık endeksi de aslında daha olumsuz ayrışıyor. Orada %0,50'lere yakın bir düşüş var. Şimdi borsanın birkaç aylık grafiğini açtım burada. Hemen hızlıca bununla da ekrana getirirsek eğer daha net bir şekilde göreceğiz. Bir süredir aslında çizgiyi de biraz daha kalınlaştıralım, netleşsin tablo. 2100'e doğru, 2050-2100 arasında borsanın yükseldiğini fakat bir türlü bu direnç seviyesini aşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla en son ulaştığı zirve seviye 17 Ocak'ta 2085 puan seviyesinden kapanmıştı. Bunun üzerine doğru bir yükseliş yapıp yapamayacağını da takip edeceğiz. Fiyatlamalar içerisinde ve hangi hisseler destekleyecek diye. Şimdi gidelim integral yatırım menkul değerlere bu grafikleri, bu rakamları kendilerine soralım. Araştırma müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Düzeltiyorum, araştırma uzmanı Hüseyin Uslu var bugün orada. Hüseyin hoş geldin. Hem dolar Türk lirası yükselmeye devam ediyor diyoruz, o tarafı sorayım. Hem de bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Oradan gelecek sinyaller euro dolardaki zayıflığı tetikler mi? Gülen Hanım merhaba, iyi yayınlar. Evet, gündem bugün oldukça yoğun. Rusya-Ukrayna görüşmesine dair detaylar takip ediliyor. Ancak görüşmelerden bölgedeki tansiyonu azaltacak somut kararların alındığını görmüyoruz. Özellikle yaptırımlar karşısında Rusya yaptırımları azaltacak kararlar almak yerine Batı'ya bağımlılığını azaltacak gerekli tedbirleri alacak açıklamalarda bulunuyor. Bu gelişmede risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün risk iştahında bir toparlanma görsek de bugün yeniden küresel endekslerde aşağı yönlü seyir, emtia tarafında ise sabahki kayıpların telafi edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bugün önümüzdeki hafta takip edeceğimiz FED toplantısı öncesinde ABD enflasyon verisi de açıklanacak. Açıklanacak olan veri FED toplantısına yönelik beklentileri de şekillendirecektir. Ocak ayında %7,5 açıklanan yıllık verinin Şubat ayında %8'e yaklaşması bekleniyor. Diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısına dair detaylar takip ediliyor olacak. Özellikle saat 4.30'da
Başkan Lagarde'ın açıklamaları piyasalar açısından bir aile önemli. Piyasa artan jeopolitik riskler sonrası düşük büyüme, yüksek enflasyon endişelerinin hakim olması sebebiyle Lagarde'ın sıkılaşma konusundaki duruşunu da görmek isteyecektir. Bununla birlikte Eurodolar paritesinde de dün itibariyle 1.10 seviyesinin üzerinde seyirler görsek de trend değişikliği oluşacak güçte bir yükseliş eğilimi oluşmadı. Dün diplomatik çözüm umudu piyasalarda bir toparlanma hareketini beraberinde getirmişti. Ancak bugün toparlanma hareketinin devam etmediğini görüyoruz. Avrupa endekslerinde ve ABD vadelerinde aşağı yönlü seyirler takip ediyoruz. Biz içeride borsa tarafına göre, borsa tarafında biraz daha küresele göre pozitif başlıyoruz. Burada sabah saatlerindeki 65 direncinin hemen üzerini gördük. Ancak yükselişin devamı gelmedi. Bu ortamda endeks 2065 seviyesi üzerine yerleşemediği süreçte şu an için mevcut pozisyonları korumakta, yeni alım yapılırken de seçici davranmakta fayda var. 2065 seviyesinin üzerinde de endeksi bu konjonktürde 2100 seviyesine kadar izlemek gerekiyor. Şu jeopolitik risklerde bir azalma görmediğimiz sürece endeksin 2100 seviyesi üzerinde yerleşik seyrini sürdürmesi zor olacaktır. Kur tarafına bakacak olursak da dün riskli varlıklardaki toparlanma hareketiyle birlikte doların gelişmekte olan para birimleri karşısında gerilediğini takip ettik. Ancak borsadaki pozitif ayrışma kur tarafında yok. Negatif ayrışıyoruz. Dün de yine doların TL karşısında değer kazandığı bir gün oldu. Bugün ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin zayıf seyriyle TL'de de değer kaybı devam ediyor. TL için teknik bir seviye ifade etmek oldukça zor. Ancak kısa vadede gün içerisinde 14.68 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü gitme isteği devam edebilir diye değerlendiriyoruz. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Uslu'ya aktardıkları için. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından Çuadoroğlu Grup Şirketleri ve Eskar bizimle olacak. Evet, piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çuadoroğlu Grup Şirketleri Genel Müdürü Kenan Aracı bizimle olacak. Kenan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Güzel manajım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Şimdi Kenan Bey tabii bilanço detaylar tüm bunları soracağım ama geçen senenin nasıl olduğunu. Gündem çok sıcak savaştan dolayı maalesef az önce açıklamaları da ekrana getirdik. Antalya'da iki lider dışişleri bakanları açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna tarafı ve devam edecek görünen o ki. Tabii tüm bunların zaten sıkıntı yaşanan bir ham madde tedarik süreci vardı. Zaten emtia fiyatları yükseliyordu. Bunları daha da tetiklediğini görüyoruz. Siz de aslında bu sektörün göbeğindesiniz. O yüzden biraz sizden dinleyelim. Bu son bir ay hem doğalgaz, petrol fiyatları yükselişi, enerji maliyetlerinin artması hem de sanayi metallerinde artan volatilite ve yükseliş nasıl etkiliyor hem Çuadaroğlu'nun hem de sektörü? Evet, tabii işin insani boyutu çok önemli. Keşke bu savaş dursa, bir an evvel bitse de biz de tabii ki farklı şeyleri konuşabilsek. Tabii ki en önemli boyutu bu. Tabii bizim içinde olduğumuz alüminyum sektörü, ifade ettiğiniz gibi gerçekten buradaki Ukrayna Rusya arasındaki gerçekleşen bu kriz ve akabinde başlayan savaşla birlikte tam göbeğine oturdu. Çünkü alüminyum malum bir emtia, maden tarafı var, iki enerji tarafı var. Özellikle Rusya bu noktada hem enerjinin hem de bizim ihtiyacımız olan emtia tarafındaki ham madde tedariğinin göbeğinde. Yani dünyaya baktığımız zaman, yani dünyada yaklaşık birincil alüminyum olarak madenden üretilen alüminyum miktarı yaklaşık 67 milyon ton civarında. Tabii Çin en büyük oyuncu burada. Yaklaşık 39 milyon ton, yani %55 mertebesini Çin'de üretiliyor. Yaklaşık 4,5 milyon ton da Rusya'da. Yani miktarsal olarak baktığımız zaman %5,5-6'lık bir kısma tekabül ediyor. Fakat bizim Türkiye ile Rusya arasındaki bu ham madde tedarindeki ilişkimiz, bizim ihtiyacımız olan ham maddenin yaklaşık %50 mertebesini Rusya'dan sağlıyor olmamız bizim açımızdan sıkıntı. Tabii bu emtiadaki aşırı, siz de izlemişsinizdir, 15-20 gün içerisinde çok aşırı bir volatilite yaşandı.
Özellikle bu gerginlik ve akabindeki savaşla birlikte normalde bu süreçten önce, daha önceki yayınlarımızda da sizlerle hep konuşuyorduk. Özellikle özellikle bu kriz öncesinde pandeminin yaratmış olduğu sıkıntılar bizlere ham madde tedariği tarafında bir takım problemler yaşatıyordu. O dönemlerde özellikle emtia fiyatları normal fiyatların altına, yani normal seviyeden fiyatların altına inerek 1500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Tabii bu özellikle arz tarafında, bir maliyet tarafında birincil alüminyum üreten firmaları sıkıntıya soktuğu için, akabinde birincil alüminyum üreten firmalar tesislerinin çoğunu kapatarak arzda bir sıkıntı yaşanmasına sebebiyet verdi. Akabinde pandemiyle birlikte hareketlenen talep, tabii ki özellikle hareketlenen piyasayla birlikte fiyatları yukarı çekmeye başladı. Fakat arzdaki sıkıntı dengeleyemediği için de otomatikman bu süreç fiyatlarda yukarıya doğru bir ivmelenmeyle birlikte beraberinde getirdi. Şimdi birazdan tekrar size sözü vereceğim ama ben hızlıca emtia fiyatlarındaki yükselişi de biraz izleyicilerimiz için hemen toparlayayım, özetleyelim. Az sonra da konuşacağız ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor, oraya dönüyoruz. İşte 24 Şubat'tan, yani Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra da sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirdik. Bu süreçte her iki tarafla gerçekten yoğun temaslarımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi savaştan sonra da. Aynı şekilde ben de mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Tarafları ülkemizde bir araya gelmeleri için bir davette bulunduk. Sonuçta her iki tarafın da kabul etmesiyle, biraz önce basın toplantılarında kendileri de bunu vurguladılar, bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik. Tabii bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmesi de anlamlıdır. İki tarafta Türkiye'nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Bunu da daha önce açıklamıştım. Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik. Her iki tarafın da talebiyle. Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Çünkü her gün yıkım artıyor, gözyaşı artıyor, akan kan artıyor maalesef. Savaşın ortasında kalan sivillerin de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını bir kere daha bu toplantıda çizdik. Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık. Çünkü sahada durumların farklı olduğunu, vatandaşlarımızı tahliye ederken biz sadece uzaktan görmedik, yaşadık. Toplantıda, özellikle bugün toplantıda Mariupol'dan bir insani koridorun açılması gerektiğini vurguladık. Ve taraflar bu konuyu ilgili mercilerle, özellikle askerlerle görüşeceklerini de söylediler. Tabii burada bir eş güdümün yapılması gerekiyor. Şu anda Rusya bu bölgelere girmiş durumda. Ukrayna güçleri de var. Dolayısıyla eş güdüm yapılmazsa, her iki tarafta bu konuda sahada da bu eş güdümü gerçekleştirmezse, tahliye edeceğimiz sivillerin
siviller can tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Sonuçta bu toplantı çatışmaların başlamasından sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde ilk buluşma özelliğini taşıyor. Öte yandan elbette bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir. Ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Ve bu toplantının da özellikle liderler düzeyinde gerçekleştirilmesi de gündeme geldi. Ukrayna tarafı Sayın Zelenski'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, Sayın Lavrov da Sayın Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını bugünkü toplantıda söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son telefon görüşmesinde Putin'in de prensip olarak karşı olmadığını doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğini de hatırlatmak isterim. Tabii bildiğiniz gibi Belarus'ta da devam eden bir heyetler arası süreç var. Bu sürecin başlamasını da biz Türkiye olarak teşvik ettik. Bu süreçte özellikle Belarus tarafı bu toplantıların Türkiye'de Ukrayna tarafı bu toplantıların Türkiye'de gerçekleştirilmesini istemişti. Fakat tabii bu konuda tam bir Rusya'da Belarus'ta olmasını istiyordu. Biz özellikle Ukrayna tarafına durumun aciliyetini de hatırlatarak, yani biz isteriz memnuniyetle ama toplantının yeri önemli değil. Önemli olan bu düzeyde de müzakerelerin bir an önce başlamasıydı ve bu bizim teşvikimizin de etkili olduğunu Dimitri Kuleba telefonda bana söyledi. Bu süreci biz desteklemeye devam edeceğiz. Burada amacımız bölgesel barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıdır. Bu esasen iki ülkenin ve tüm bölge haklarının menfaatini gözeten yegane seçenektir. Başka bir seçenek biz görmüyoruz. Türkiye olarak diplomasiyi önceleyen samimi gayretlerimizi biz sürdüreceğiz. Bu vesileyle davetimizi kabul eden ve Türkiye'ye ve bizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve şahsen bana duydukları güven için ve bugünkü toplantıya katıldıkları için her iki mevkidaşım Sayın Lavrov ve Kuleba'ya da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Antalya'daki Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden sonra Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da oldukça önemli. İki tarafta aslında prensip olarak görüşmeye karşı değiller. Üçlü zirvede Putin-Zelenski'ye görüşmesi de ele alındı deniliyor. Ama gelen açıklamaları hatırlatalım bugün. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığından müdahaleler devam edecek. Tabii Türkiye'nin buna ev sahipliği yapması ve buradaki arabuluculuk görevi de oldukça önemli. Şimdi tekrar dönelim ekonomi tarafına, reel sektör tarafına. Çağdaroğlu Grup Şirketler Genel Müdürü Kenan Aracı bizimleydi. Kenan Bey, zaten biz de programın ilk bölümünde az önce sizde emtia fiyatlarındaki yükselişi, sektöre olan etkisini yanıtladınız. Şimdi bilançoları, nakit akışını böyle bir dönemde nasıl manage edeceğiz, nasıl yöneteceğiz? Şimdi son çeyrek karınız özellikle 33.1 milyona çıkarak %242'lik artışı gösterdi. Biraz sizden dinleyelim. Bu güçlü net kârdaki artış, aynı zamanda FAVÖ'yü de %409 arttırdınız. Nasıl başardı CÜSAM bu gruptaki aslında böyle bir dönemdeki net kâr artışını? Evet, biraz önce de değindiğim gibi tabii buradaki özellikle pandemi sonrasında ve talepteki artışla birlikte özellikle Amerika ve Çin tarafındaki yaşanan ticaret savaşı, başta Avrupa Birliği olmak üzere bu coğrafyadaki ülkeler tarafından Türkiye'ye yönelmeyle birlikte özellikle miktarsal olarak artışlar yaşandı. Sektör bu noktada özellikle geçen yılı %70 civarında bir büyümeyle kapattı. İhracat tarafında bir büyümeyle kapattı. Miktarsal olarak da %40 civarında bir büyümeyle kapattı. Özellikle buradaki cirosal artışın nedeni biraz önce de bahsetmiş olduğumuz işte arzdaki yaşanan sıkıntılar, enerjinin fiyatlarının artmasıyla birlikte elemi fiyatlarının, yani alüminyum fiyatlarının, ham madde fiyatlarının artmasıyla birlikte miktarsal artışın üstünde %70'lik bir ihracatta bir büyüme sağladı. Bu önümüzdeki süreçte de bunun kalıcı olması ile ilgili olarak emareler var.
Biz de bunu gözlemliyoruz. Tabii bu bizim için an madde bir girdi. Biz bunu burada bir takım işlemler yapmak suretiyle entegre tesisimizde katma değer yaratarak biz de aynı şekilde ihracat veya iç pazarda kullanım alanlarına bağlı olarak farklı yerlerde kullanmak üzere bu malzemeyi sevk ediyoruz. Tabii ki bu artış akabinde ve talepteki artış da fiyatlama anlamında bu coğrafyaya, özellikle Türkiye'ye olumlu yansıdı. Tabii ki bizim bu noktadaki sektörel olumlu gelişmeler, tabii ki bizim de şirket olarak özellikle bahsetmiş olduğunuz, geçen yılla mukayese ettiğimiz zaman bu büyüme oranlarına, bu rasyalara ulaşmamızı sağladı. Son çeyrekteki özellikle artışın en önemli etkenlerinden biri de emtia tarafındaki artışın devam ediyor olması, tabii fiyatlama yaparken oradaki marjlarımızı da olumlu etkiledi. Diğer unsur da özellikle ölçek yapma anlamında bizim entegre tesisimizde entegre tesis olarak dökümhane olarak tabir ettiğimiz, bizim ihtiyacımız olan ham madde ürettiğimiz tarafta gerek tedarik zincirindeki kırılmalar, gerekse enerji ve başta gaz olmak üzere fiyatların artması, buradaki ara mamul olarak tabir ettiğimiz ürünlerde de bir fiyat artışı neden oldu. Tabii bu da bize olumlu yansıdı. Bu da bu noktada özellikle hem faaliyet karlılığımız olarak hem altta net karlılık olarak olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki bizim için en önemli kriter buradaki talebin devam etmesi. Önümüzdeki süreçte de biz dolar bazında yaklaşık %20 civarında bir büyüme öngördük. 2022 için mi bu? 2022 için. Hı hı. Yani 150 milyon doların üstünde yaklaşık 2.2-2.3 milyar TL, 150 milyon doların biraz üzerinde bir hedef koyduk. Yani trendin devam edeceğini. Çünkü alüminyum yapı itibariyle kullanım alanları her... Çok özür dilerim, cirosal bazda diyorsunuz değil mi? Evet, cirosal Kenan bazda. Bey. Net kar peki, karlılık olarak? Karlılık olarak da tabii ki bizim özellikle bu süreçte karlılığımız da, yani yaklaşık faaliyet karlılığımız %15 seviyelerine oturduğunu düşünürsek, yani burada da biz önümüzdeki sene içerisinde TL olarak 200 milyon TL'nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde talep tarafında. Şimdi toplam borçlarınızın öz kaynakları oranına baktığımızda oradaki 1.04 iken geçen sene, iki daha doğrusu evvelki sene 2020 son çeyrekte, 2020'de 1.73 olmuş oradaki çarpan toplam borçların öz kaynakları oranı. Biraz sizden dinleyelim oradaki finansman yapınız. Buyurun. Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru bir tespit yaptınız. Şimdi tabii biz de biliyorsunuz hem artan fiyatlar hem ölçek anlamında cirolarımızın da arttığını dikkate alırsak, buradaki özellikle işletme sermaye işletme açısından ihtiyacımız olan işletme sermayesi ihtiyacımızın artmasını bu yolla sağlama gereği duyduk. Bunu yaparken de bir de bundan yaklaşık bir yıl önce de özellikle buradaki talepteki canlanma, işte bahsetmiş olduğumuz işte bu COVID'de başlayan süreç sonrasındaki arzda, özellikle bizim ihtiyacımız olan ham madde tarafındaki arzda sıkıntıları öngörerek burada ham madde tarafında bir enflasyonist ortama gireceğini öngörerek kullanmış olduğumuz kredileri ham madde tarafına yatırım yapmak suretiyle esasında belki riskli de olsa doğru bir karar verdiğimizi gördük. Bilançolarımızı da görürseniz oradaki tabii ki artışın, yani krediler tarafındaki artışın büyük bir kısmının, hatta tamamının tamamen emtiaya, yani ihtiyacımız olan ham maddeye gittiğini görebilirsiniz. Peki burada önümüzdeki süreçte bu ham madde tarafındaki malzemenin, ham maddenin satışa dönmesiyle birlikte tabii ki burada da özellikle faaliyet karlılığı, brüt karlılık anlamında olumlu katkı sağlayacağını öngörmekteyiz.
Tabii fiyatlarının bu kadar yükseldiği düşünülürse tabii doğru zamanda bir nevi aslında emtiyadaki yükselişe karşı hedge etmiş oluyorsunuz kendinizi önceden o stokları doldurarak. Peki merak edilen konu nakit akışındaki tabii döviz pozisyonu. Şimdi bir yandan tabii ihracat gelirlerinizi Merkez Bankası'na ülkeye getirdiğiniz ihracat bedellerinin %25'ini yatırıyorsunuz. Öte yandan da KKM'ye geçilirse bir vergi avantajınız var. Ama Çuadaroğlu olarak kur korumalı mevduata geçtiniz mi? Net döviz pozisyonunuz buna izin veriyor mu? Onu sorayım. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi tabii ölçek arttığı dönemlerde özellikle bir de fiyatların arttığı dönemlerde tabii ki nakit ihtiyacınız da gayri ihtiyari artıyor. Bir de tabii biz buradaki hakkımızı döviz pozisyonundaki hakkımızı ihtiyacımız olan ham madde tarafına daki stoklarımızı arttırarak yaptık. Bu anlamda bu bahsetmiş olduğunuz şeye katılmadık. Katılmama gerekçemiz de emtialardaki artışın yani 2000 dolarda başlayan serüvenin yani 3000 daha önceki yapmış olduğumuz programlarda da biz yani bu savaş senaryosu olmadan önce 3500 dolar mertebelerine gideceğini konuşuyorduk hatırlarsanız. Ve o doğrultudaki yapmış olduğumuz hakkımızı daha doğrusu öngörülerimizi emtia tarafında kullandık. Ve bu doğrultuda bir pozisyon aldık. Tabii Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin bize olan handikapı devam ediyor. Çok volatilite aşırı oluştu. Bir anda fiyat bilmiyorum izleme fırsatınız oldu mu 4000 doların üstüne arttı ve bir günde bir anda 708 dolar düşerek tekrardan 3500 mertebelerine geldi. Doğru. Bu tabii ki işte bahsetmiş olduğumuz kriterler bir enerji tarafında özellikle birinci alüminyum tamamen enerjiye ile yani madenden toprak olarak çıkan ve metal haline gelmesi esnasındaki harcanan enerji çok büyük bir oran içeriyor. İkincisi bahsetmiş olduğumuz arzda belki 3-4 yıl önce başlayan süreçteki arzdaki sıkıntı, birinci alüminyum tesisleri kapatması ve COVID sonrasında aşırı şekilde oluşan taleple birlikte tabii ki alüminyuma olan talebin getirdiği fiyat artışı. Dördüncü neden de işte buradaki savaşın sonucunun yani bir belirsizliğin ortadan kalkmadığı müddetçe bu hareketliliğin ve bu trendin devam edeceğini öngörmekteyiz. Buradaki bizim için kritik konu talep. Talepte olası sıkıntı veya bu gerginlik sonrasındaki oluşacak olan durgunluk sektör açısından sıkıntı yaratabilir. Ama şu anda sektör açısından da baktığımız zaman yani bizim şirketimiz dahil çoğu şirket yatırım tarafında daha önceden başlayan, devam eden ve de önümüzdeki yılda devam edecek yatırımlarla birlikte %30 kapasite artışına gitti. Bence bu çok önemli. Yani Avrasya üretim üstü olma yolunda alüminyum tarafında çok önemli bir noktaya doğru ilerliyoruz. İşte buradaki kritik konuları da önümüzdeki süreçte dengeleyebilirse siyaseten, jeopolitik açıdan da önemli bir noktada olduğumuzu düşünürsek bu büyüme trendinin özellikle ihracat tarafındaki büyümeyle birlikte devam edeceğini hem şirketimiz adına hem sektör adına rahatlıkla söyleyebilirim. Kenan Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Çuadaroğlu Grup Şirketleri Genel Müdürü Kenan Aracı'yı ağırladık. Şimdi buradan Eskar Genel Müdürü Nora Karakaş'a gidelim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzelim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aslında bir yandan tabii ki bir filonuz var ve araç kiralama hizmeti veriyorsunuz. Bir yandan tabii ikinci el araç satışı ve bu konudaki aslında operasyonlar, bu konudaki aracılık faaliyetleriniz var yeni iş kollarınızda. Ve şu anda otomotiv sektörünün tamamında yoğun bir belirsizlik var. Yani fiyatların nereye gideceğine dair belirsizlik var. Ham madde tedariğiyle ilgili yaşanan sıkıntılar az önce bir aslında Çuadaroğlu ile konuşurken biraz daha bu ana metal sanayiyi konuştuk ama otomotiv sektöründe önemli bir girdisi. O yüzden teslimatlara ilişkin belirsizlik var. Size nasıl yansıdı? Bu Şubat-Mart ayı özellikle şu son 1-1,5 aydır nasıl görüyorsunuz piyasayı?
Aslında şöyle ben bir genel şeyden başlamak istiyorum. Yani dünyada zaten global olarak bir otomotiv ve kiralama olarak aynı benzer paralelde bir küçülme veya sıkıntı içerisindeyiz. Hani çip krizi diye bilinen ama aslında tüm komponentlerde yaşanan bir üretim sıkıntısı var dünyada. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak da bir STK verilerine göre ve araştırmalarına göre adım atmaya çalışıyoruz. Şirket olarak da sektör olarak da Türkiye'de. Şu an İşte bizim hem otomotivin hem kiralama sektörünün işte pik yaptığı dönemler en son 2017-2018 yıllarıydı. Daha sonrasında pandeminin de etkisiyle bu söylediğiniz belirsizlikler oluşmaya başladı. Bu yılda biraz sıkıntı devam edecek gibi. Yani hepimizin öngörüsü bu yönde. Hem sektör olarak hem eskar olarak. Ama biz 2023'ü tekrar eski o pik dönemlerin dinamiğini yakalayacağımız dönem olarak görüyoruz. Bu konuda zaten biliyorsunuz 8 ay önce bir halka arz gerçekleştirdik eskar olarak. Dolayısıyla bu süreci de çok iyi geçirdik. Çok iyi mali verilerle kapadık yılı. Dolayısıyla biz eskar olarak konuşmam gerekirse 2022'yi de sonrasını Türkiye'nin dinamiklerine uygun çok böyle geliştirebileceğimiz işte mobilite ekosisteme uygun yeni iş ürünleri, yeni sistemler, yeni şeylerle iyi geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Buna olan inancımızla zaten birkaç yatırım planımız var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim, ya ben şirketim adına söyleyeyim daha doğrusu. 2023'ün özellikle ilk çeyreğinden itibaren her şeyin tekrar eski o pik dönemlerinden başlayacak şekilde büyümesini hedefliyoruz. Ama bizim 2022 için de ciddi planlarımız var zaten. Burada şimdi 260 milyon TL'yi aştı karınız. Gerçekten 2021'de net kar rakamının %232 gibi rekor bir seviyede artış göstermesi önemli. Peki son gelişmelerden sonra 2022'ye dair kar hedefinizi aşağı revize etmeyi düşünüyor musunuz? Belirsizliklerin artını görüyor musunuz? Bu yıl için ne kadarlık bir büyüme beklentiniz var karlılıkta ve ciroda? Yok, biz bu anlamda bir belirsizlik görmüyoruz. Yani bizim sadece karlılık oranımız değil, evet dediğiniz gibi %232 oranında bir karlılık oranımız arttı ama tüm diğer verilerimiz de aslında burayı yani çok sağlam destekliyor, öyle söyleyeyim. Ne kadar, yüzde kaç bir büyüme hedefi düşünüyorsunuz bu yıl için? Efendim pardon, büyüme hedefi mi? Evet, ciroda yüzde kaçlık bir büyüme bekliyorsunuz? Büyüme hedefi aslında sektöre paralel olarak minimum %5 adetsel bir büyüme, %30-35'te cirosal bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedefimizde zaten arkasındayız. Çünkü bu sene de net satışlarımız %45 arttı. Aslında biraz oradan da bahsedeyim. Yani hem ikinci el hem araç kiralama sektörü maalesef büyüme gösteremedi geçen yıl. Buna rağmen Eskar'ın ikinci elde cirosal anlamda %35 kadar bir büyümesi var. Filo kiralama tarafında da yine cirosal %20 büyümesi var. Yani iki büyümesi durmuş sektörün önüne geçmiş bir büyüme gösterdik. Dolayısıyla biz 2022 hedeflerimizi de aynen devam ettirme düşüncesindeyiz. Herhangi bir aşağıya doğru revize yapmayacağız. Peki son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Yeni yatırım planlarını da paylaşalım isterseniz yatırımcılarınızla eskor olarak. Özellikle bu bahsettiğimiz aslında ikinci el araçlar, bunların satışına aracılık edilmesi, diğer yatırımlar. Sizden dinleyelim 2022 yatırım hedeflerini. Şöyle söyleyeyim, aslında daha anlaşılabilir olması için biz filo kiralama sektörünün biraz evrilerek büyüyeceğine inanıyoruz. Yani işte mobilite ekosistem dünyası içerisinde web tabanlı satış kanallarının geliştirilmesi, filo yönetimi olarak ayrı değerlendirilmesi, araç paylaşım modelinin gündeme gelmesi ve ikinci el platformlar gibi yeni iş modellerine ciddi yatırım gerekliliğine inanıyoruz. Sektörümüz adına söylüyorum. Dolayısıyla Eskar olarak da aslında bu inançtan yola çıkarak iki farklı yatırım planımız var 2022 için. Bunlardan bir tanesi aslında yaklaşık 10 yıldır Eskar'ın bünyesinde gerçekleştirdiğimiz ikinci el satışlarımızı yaptığımız bir Var Marktıran markamız var. Bir e-auction ihale sistemiyle ikinci el arabalarımızı sattığımız bir platform burası. Burayı biraz daha C2C'de geliştireceğiz ve bazı teknolojik komponentler eklenecek ve yepyeni bir iş modeli olarak ve tamamen %100 Eskar iştiraki olarak ayrı bir kurumsal şirket yapısıyla şirketin dışına taşımayı düşünüyoruz ve burada da pazarı domine eden şirketler arasına girmeyi planlıyoruz. Yani biraz iddialı bir iş planımız var burası ile ilgili. Bu bir model ve bir iş konumuz. Diğer bir iş konu da aslında bu araç paylaşım modelinin artık dünyada zaten çok çok gelişti. Şu an Türkiye'de de
Geçen sene oldukça ciddi yatırımlar yapıldı bu konuda. Bir de araç paylaşım modeliyle ilgili bir yatırımımız olacak. Burada yaklaşık %50-50 Eskar ve Kontrolmatik şirketiyle birlikte yapacağımız bir proje olacak. Burada da yine sektöre böyle farklılık katacak, öncülük edecek bazı modeller üzerinde çalışıyoruz. Bunu da zaten bu sene içerisinde paylaşıyor olacağız. Peki şimdi temettü kararınızı paylaştınız. Temettü politikanız devam edecek mi, onu da soralım. Yaklaşık %69'du galiba, yanlış görmediysem oradaki temettü verimli rakamı. Ne dersiniz? Geçen sene de bu soruyu sormuştunuz. Biz aslında halka arz sürecinden beri bu temettü planımız diyeyim vardı. İşte ilk genel kurulumuz şu an 31 Mart'ta yapılacak. Burada yönetim kurulu kararına, onayına istinaden evet bir 35 milyonluk bir kar dağıtımı yapacağız. Ve bunu devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Eskar için. Şimdiden iyi bir 2022 dileyelim Nora Hanım. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok mersi. İyi yayınlar Güzel Hanım. Kısa bir ara, aranın arkasından İpek Özkardeşkaya piyasa hattında bizimle olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı öncesi beklentileri konuşacağız. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen gidelim Avrupa Merkez Bankası kararının detaylarını konuşalım. Swissquote kıdemli analisti İpek Özkardeşkaya bizimle. İpek hoş geldin yayına. Tabii ortak tahvil ihracı en çok bu merak ediliyor. Bugünkü ECB kararını ek olarak acaba liderler Fransa'da toplanacak. Enerji, yine altyapı yatırımları, inşaatına dair bir tahvil ihracı da çıkarırlar mı diye her iki tarafa dair görüşlerini alalım. Şimdi evet, Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna Savaşı yüzünden özellikle aşırı artan enerji ve askeri maliyetleri karşılamak adına çok çok büyük bir ortak bono ihraç etmeyi düşünüyorlar. Şimdi burada paketin büyüklüğü hakkında henüz detay yok. Bunu önümüzdeki saatlerde veya günlerde alacağız. Fakat en son pandemiyle savaşmak adına 1.8 trilyon euroluk bir ortak bono ihraç edilmişti. O yüzden yine bu civarda 1.2 trilyon dolarlık euroluk bir rakam görebiliriz. Şimdi böyle bir paket tabii ki piyasaya destek verecektir genel olarak baktığımızda, fakat ECB tarafından bakarsak eğer olaya ECB'nin elini biraz zayıflatabilir. Çünkü ECB zaten pandemi döneminden beri artmakta olan bir enflasyonla savaşıyor. Bir de şimdi akaryakıt ve doğalgaz maliyetlerindeki ekstra artış ve mali destek tarafından de bir yüklenme göreceğiz gibi gözüküyor. Bu sabah zaten İtalya'dan tüketici dil üretici enflasyon rakamları geldi. %42'lik bir artış gördük yıllık bazda. Bunlar çok ciddi rakamlar. O yüzden ECB'nin önümüzdeki dönemde ne yapacağı meçhul. Şimdi normal şartlarda bugün toplantıdan sıkılaşmanın ilk adımlarını duymayı bekliyorduk. Savaş haberleriyle bu beklentiler biraz hafifledi ama bu ortak bono haberiyle yine arttı. 10 yıllık bunun getirisi hafta başından beri yine pozitifti. O yüzden şu anda kesin bir şey söylemek zor ama ECB elinden geldiği kadar destekçi olmaya çalışacaklar. Hükümetler ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışacaklar. Fakat genel olarak baktığımız zaman ben açıkçası savaşa rağmen, hafifleyen büyüme beklentilerine rağmen ve yer destekçinin riskinin artmasına rağmen ECB'den yine de enflasyonu savaşmak adına yine bir sıkı duruş görmeyi bekliyorum. Öte yandan hükümetler desteklerini korumaya devam edeceklerdir. Zaten iki tarafında yapmayı planladıkları belli ve iki tarafında ne yapmak zorunda oldukları da belli. O yüzden şu anda belirsizlikler hala daha var. Fakat zaten bu ortak bono haberlerinin biraz daha kesinleşmesiyle birlikte ECB'den de kesin bir yanıt alabileceğini düşünüyorum. İpek, peki dolar Türk lirası yükselmeye başladı son birkaç gündür, özellikle ruble ile beraber bir negatif ayrışma var. Ne dersin? Bir yandan haftalık yabancı yatırımcı işlemlerini de aldık. Hisse piyasasından çıkış devam ediyor. Tahvilden de kez aynı şekilde. Döviz tevdiat hesaplarında da sınırlı da olsa bir çözülme görmüşüz. Fakat KKM'ye teveccüh, KKM'ye ilgi kalıcı olur mu? Çok hızlıca hemen paylaşayım ben rakamı da. Döviz mevduatlarından geçen hafta 518 milyon dolar, gerçek kişiden 89 milyon dolar, çok cüzi bir rakam dediğimiz gibi, tüzellerden bir azalma olmuş. Şimdi dolar TL kuruna baktığımız zaman tabii ki şu anda bir artış var dolar tarafında. Zaten sene başından beri dolar TL kuru artifisyel olarak tutulmaya çalışılıyor. Fakat tabii ki doların dünya çapında aşırı şekilde artmasıyla birlikte, bu savaş haberleriyle birlikte dolar TL'yi fix
bir rakamda sabit tutmanın maliyeti de ister istemez artıyor. O yüzden şu anda dolarda göreceğimiz yükseliş dolar TL kurumunda yukarıya doğru tepkilemeye devam edecektir. Öte yandan baktığınız zaman zaten dünya çapında riskli varlıklardan çıkış ve riskli olmayan yani güvenli liman varlıklarına bir giriş olduğunu görüyoruz. O yüzden tabii Türkiye'de bundan negatif olarak etkileniyor. Ben önümüzdeki dönemde dolar TL kurumunda yine bu Ukrayna'nın negatif olarak baskı yapacağını düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi dolar TL'yi bu şartlar altında tek bir rakamda, tek bir kurda tutmak, tutmanın maliyeti gitgide artıyor. Bu demek değil ki dolar TL'de yine geçen senenin sonunda gördüğümüz o inanılmaz satışları göreceğiz. Fakat evet kurda, yani derse dolar TL ve euro TL kurlarında yukarıya doğru baskının devam ettiğini önümüzdeki dönemlerde görebiliriz. Özellikle jeopolitikler mevcut olmaya devam ettikçe piyasada. İpek çok teşekkür ediyoruz katkın için, aktardıkların için. İpek Özkardeşkaya'nın da görüşlerini aldık. Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Saat 17'de hatta 17.15'te diyelim. Çünkü Avrupa Merkez Bankası kararını takip edeceğiz saat 16.30 itibariyle. Kapanışa doğru programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.